Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İslam ve biz programımızdan 21. saniye görüşmelerine kızın karşılığımız. Ben Abdullah Yılgın. Kadirli körmelerimiz, hem Allah'a malum bulu atkandık. Her hafta muşuf saatlerde ekranlarda nakh meydandan bulu atımız. Bu güzel İslamımızdaki naiti muhim boğan meselelerini her programımızda ayrım şekilde mahsus bir ünvan bilen naiti kolumuzun kervençe şerhiyle bunu uçuk çöndürüşke tırışıvatımız. Rabbimle izni bilen bugün 21. saniye kaptuk. Programımızdaki daimlik mihmini hem latın uçuk boğan hürmetik ustaz. Şark Türkistan Ölümala Birliki azası şunlukla. Şark Dünya Müslüman Alına Birliki'nin azası. Ustaz Abdurrahman Cemal Kaşıgari'nin teklif kıldı. Kımmetli vaxtın çıkarıp kadem taşırıp kılın Allah için köptün köp rahmet ediniz. Rahmet. Rahmet sizin. Kadirlik körümelerimiz bugünkü programımızdaki baş temesi her daim kadek parıklık bulu atkandek. Bugün İslam'daki akli tefekkür ve bizdeki akli tenirkaş şeklinde koyduk. Programımız nakh meydandan taqıtlı atıdı. Ekran aldı çıkıp duru atkan numarla arkalık program ceryandı bulsun ya ki kim bulsun. Arkanda fikir mülahizliklerini, sonuçlarını ümit kılımız. Şunlukla köplügen kıyırındaşlarımızın paydalanışı için hem beherlap koyuşunu hem undu maizler. Ustaz programımızı başlasak, ötken saatte biz tepekkür hakkı tohtalgantık, onu bir şekilde aşkan bulduk. Bugün hem de İslam'daki akli tepekkür ve bizdeki nurgun meselelerde tenir kapkılı atkan meselelerini yurtup bir üçünü oturttığımız. Aldı bilen biz İslam ve akli tepekkür hakkı da giriş kılıp başlasak. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamd sana olsun, Peygamberimizge dua selamla olsun. İslam dini akıl hareketine ehmiyet bir işte alaydı özellik iyi. İslam dininin akıl hareketine ehmiyet bir işe bu İslam'ın ki karakterden kep çıkan. Bu sırttan koşulup kalan ya kin peyda olup kalan bir nesemiz İslam'ın ki karakter. Çünkü akıl hareketi dinimizin nispetten yat bir nesemiz. Ya ki bizden düşüncemizde dinimiz karış kozgalgan inkılapmıyız. İslam dinimiz her vakit, her zaman tepekkür kılıç teşebbüs kılıdı. Hatta tepekkür kılıçını perz dersi götür. Çünkü ilahi vehine akıl bulmasa çüşengini bulmaydı. Hoş. İlahi vehine akıl bulmasa çüşengini bulmaydı. Hem de bu akılını idare kılıp kontrol kılıp durduğun ya ki doğru yönlüşke yüzlendirdiğin ilahi vehi olmasa akıl mı ya ki uyan ya bu yanga kitip kalır. Dinimizde ilahi vehi olan akıl her işkiliyse nurdun ibaret. İşkiliyse bir menbedin kegin. İnsanın menfaat için verilen en büyük nimet. Bu sebepten ikisi birbirini kollaydı, güçlendirdi, her kızın birbirine zıtkenmeydi, sağlam kolunluğa baktı. Biz İslam dindeki egen akıl doğrusu hüccetlerini sanaydıgan bolsak, ya bunu delil ekkesek yaman köp çıkıdı. Biz bugün fakat Kur'an'daki bazı bir neçe misalların birisi olan kupayalımız, sünnetin bu doğrusu nurgun misallar var, ona keyince toktalarımız. Kur'an-ı Kerim karsak, Kur'an-ı Kerim akılının oranı, kalbinin tefekkürü, hikmet, akıllı iş kılış, işlerine akıvıta karab, hareket kılış, ibret ediş, ya ki kıyas kılış, iktidarı iyi oluş, tefekkür kılış ve mülahiz kılış diyen koş, bu timlerin muhimliği de 300'den köp artık ayetler toktalığın. Biz bunun misal tarihisi de 3-4 misal edip öteyil. Kur'an-ı Kerim 50'lik yakın ayette akılını akıl degen adalığı olan enik şifadiligen. Onun da başka akılının manda sözleri ya ki akılının süpetleri ya ki akılını köz sırağın adalığı olan akıl şifadiligen. Mesela kalp degen söz. Kur'an-ı Kerim 130'lik yakın yerde orunda akılını kalp degen sözü olan şifadiligen. Nem için bu yerde akılını kalp deyip şifadiligen? Bu kalp bizden düşüncemizde kan aktırıp yurduğun, soğuduğun
bir maddi cisimli ibaret. Dike Kur'an-ı Kerim aklını kalb deb ifadeladi. Bu Kur'an-ı Kerim'den ki otur qaymoqchi olgan atalgısı kalb bu biz düşünken maddi cisim yal goş nesemiz. Bu Kur'an'da bayan kılınıvatkan kalp bu manevi nur mu? İnsanın karar eriliş merkezi. Akıl çünüdü kararını kalp bir. Hem kalp namı özgeçe çünüş iktidar bağımız var. Bunu delilik yaptırmış. Şunda kılam insanın ki hidayet tepiş ve ezip geçişinin ki menbesi mi? Kalp ki bakılık. İnsanın mahiyetini köyüsüdüğün oran kalp boğaçka şuna akıl digenini kalp bilen bağlayıp oturup koyun. Mesela Kur'an-ı Kerim bu doğrusu da efelem yesiru fil ardi fetekun lehum kulubun ya'kiluna bi. Eğer bula dünya kezgen bolsa, dünyanı aylanğan bolsa, tepekkür nezir bilen karıgan bolsa, nurgun neslen çünüvağan bulat dedi. Yani kalpini bir çünüleydi. İdrak, iktidarı igedi. Tepekkür kılıç iktidarım iyiydi. Yani Peygamberimiz bu doğrusu da yürek, yani kalp doğrusu da hemenle insanlar da olsun dikkat kıldığın bir tim var. İnsanın cisminde kalp dediğin bir azab var. Bu tüzelse bütün beden tüzülürdü. Bu buzulsa bütün beden buzulurdu. Bunu biz bu bedenden sağlamlık terapiye aprovasak mı? Doğru sağlamlık terapiye basak. Ama hadisten demek ki onu bu manevi kısmı. Eğer kalp hakikatini tunup yeterse, hakikatini kabul kılarsa bedenini doğru yönünüşe yüzlendirilir. Eğer kalp hakikatini kabul kılmışsa, kariyip gitken, ya datlışıp gitken biz Kur'an'ın atalığı boyunca, ya hakikatten vazgeçken, ya yıraklaşken olsa, o vakit bu kalp insanını hidayetke, doğru yoluna başlayıp baranmaydı, neticede beden buzulurdu. Çünkü kalp ki ahmiyet bir anladı. Enin kendi bu hadiste muzga deb ifadelendi. Normalde bizden kalbimiz bir kilo etrafı gelişi mümkün. Kilo mu? Belki cık oluşu mümkün. Ama hadis muzga bu bir ağız göşü, bir çişlem göşü. Yani kalp gözün olan kararı, kalbin olan tepekkür kıldı, kalbin olan hüküm çıkardı. Demek kalbimizden içli oluşu mümkün, ya etrafı da oluşu mümkün, manevi nur dedik şu kalbine. Bu kalp muzga deb ifadelendi. Küçük miktardaki bir nesedi. Onun içi de oluşu mümkün, etrafı da oluşu mümkün. Bizki bilinliğine yürek dediğimiz onunki cismani terapi, koş terapi. Ama ayet bu manevi terapini konu bilirdi. Oturup koyardı. Ama İslam dininden insanın tepekkür kılış vasıtasını bazı da akıl, bazı da kalp deb ifadelişi bizki alahide bir görsetmeni verdi. Tepekkür kıyığa vaktanlarda sizde akli tepekkür ile birlikte kalıptan takvalık birleşsin demek ki. İslam'dan tepekkür kılış vasıtı bazı da akıl, bazı da kalıp deyip işbaratlı geldi ki kalıptan takvalık ile akılın tepekkür birleşsin dedi. İslam'dan talep kılığına. Eğer bizim kalbimizde takvalık bari, lakin aklımız lakva olsa Müslümanlık süpet düşemiz şümey. Dininin körsetmiz, hılapımız kılıp. Bizde akıl var. Yüksek seviyede zireklik var. Lekin kalbimizde takvalı kumma kapı kalsa yana İslam talep kıygan Müslüman dağçılık hazır olamız. Unutmayın. Çünkü o için Kur'an-ı Kerim Kur'an'ın ayetlerinden hakiki tesirini alaydıgan adamlı kandık adamlarsa kalpten takvalı kıvılan akılının tepekkürünü birleştirdiği adamlar. Muş işkisi birleşse Kur'an'dan enden hakik tesirini alıyordu bu adamlar. Mesela Kur'an'da لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِئًا مُتَصَدِّيًا مِنْ خَشِيَةِ اللّٰهِ aklımızı kitap kılıyordu Kur'an'a göre. Eğer biz ma Kur'an'ı insan sana düşüyor da oldu. Senin aklını kitap kılıyordunuz, kalbini kitap kılıyordunuz, hissiyatını kitap kılıyordunuz, hissiyatını, bütün vücudunu kitap kılıyordunuz. Ma Kur'an'ı takkokşa cansız bir mahluku çürgen bulsak bu Allah'ı iştahat kılış dairsiz hareket kıldığın bu kaçka Allah'ın ayetlerinden uğurluğundan tak parçalanıp gelip tas kalır dedi. Tesirlerin geldiği dedi.
ilahi vahiyden uğurluğuluk eden iştahat kılıçtın parçalanıp gel, tas kaladı. Ama sende akıl var. Sana akıl ata kıldık, ruh ata. Ama tağ, cansız durup, ruhsız durup, aşı derece tesirleniş iktidarı yiyen. Ama sen ne miş kılsın? Sen ne miş ki tesirlenmeysen? Şu ayetin ağında, la ellevum yetefekül. Ma misal ne bir vatimiz? Ne miş ki bu Kur'an'dan tesirlenmeyiniz? Uyulanğa vakti da, çüşenge vakti da, birisi akli ile çüşengen, ikisi kalbi ile idrak edin. Tekin meksidine yetip hüküm alalıgan, karar çıkaralıgan vakti, endin tesirlenir. İkisi birleşke vakti da endin insan, insandaki özünün mahiyetini saklaydı. Bu birinci misal. İkinci misal, akıl, uğurlu elbab diyen sözle ihbar edin. Bunu ötken de kısıkça deyip öttük, elbab bir nesnenin meğzi, mahiyeti, cevheri, hatta üzi diyen köyüsü. Demek insanlık mahiyetini gösterir. İnsanlık mahiyeti akıl ile buludur. Adimilik, fazilet akıl ile buludur. Siz akıl ilgilileri olsanız oylanırlar. Yani bir misal, Kur'an-ı Kerim akılını Nuh'a da pişpadır. Bu oğlun Nuh'a da. Bu insanı naçar işlerden, ya ki kamlaşmadan işlerden çekilip kalış, tosap kalış iktidarı. Paydalı kişiler olsa teşebbüs kılış, paydasız şey olan olsa kontrol kılış, iktidarı ilgim olsun. Onda o kadar aklı ve adam paydalı kişilerin kabul kılış, ziyarlı kişilerin yanıdır. Kur'an-ı Kerim yani aklını tepekkürde bir şey edildi. Bu ne? Sözleşme ağaç yok. Öt kendim doktoru. Ahir bir misal, Kur'an-ı Kerim aklını yani pıkkı da bir şey edildi. Bu kitaplarımızda pıkkı, kona atalığı emez. Yani düşünüş. Düşünce degen atalığı olan mı? İşbadiligimiz, işbadiligim. Tepekkür kılıçtan maksat, düşünüş maksat. Bazen kopak, hemen tepekkür kıldım. Biz nasıl düşündüm, o düşünmedim. Sözlüken neyse, nemini maksat kılmak şeydirsin, onu uhturanmaya kapkası, bu tepekkür emez. Tepekkür dedim, maksat, düşünüş maksat. Mesela Kur'an'ın akılına pikli deyip atıqallıktan delil süptür bir misal. Kur'an-ı Kerim'de, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى اَيَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُولَكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْدَكُمْ بَعْسَ بَعْدٍ اُنْذُرْ كَيْفَ نُصَرِفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ Ayetine akar. Ayetine beşinden kısıkçıda versek, Allah-u Teala sizlere asmandım azab beş kadar. Eğer doğru yolda mağ mı sanlı? Allah'dan körsetmiş boğunca mağ mı sanlı? Asmandım mı kirli bu azab? Aslanlar tarafından mı kirli bu azab? Biz gelmeden mi tarafından kirli atıdır? Enin kendi ve yolu bir sekmiş ya silahını guruh guruhka bölüldü. Bugünkü bizde guruh vazlık. Bölünüş. Aynen. Yurt vazlık. Garip bilen şimal. Yak şarık olan cenub bölgünçiliki. Bir akide, bir millet, bir til. Ahırkı sözsek tükümeyin. Şunda turuluk bizde bu bölünüş. Allah'ın bizde belgen azap. Nereden geldi bu azap? İlahi veyinin körsetimiz boyunca. Yaşı mıgallıkımız için, emel kıl mıgallıkımız için geldi. Enin kendi birbirinden sokak saldırdı. Ve yudhika ba'dakum fevka bas. Ba'sı bas. Üz ara cengizler tüyümeyin. Bu mu Allah'ın azabı? Bu bazı yüz bir vatkan bu işler. Meyli şahsiyle arası da olsun, meyli teşkilatla arası da olsun, meyli sahtı pezüyle yer başkıyla arası da olsun. Allah'ın bizi kegin bir azabı. Biz eden bu oğa vakti da ilahi ve yeni körsetimiz boyunca samimi doğru yolu kayıtka vardı bu tüyü. Ayetin ahırda la allahum yafuk. Bir aklını işlet. Gebi buladı. Çön geydi. Hoş. Hem de bu İslam'ın ki akıl doğrusu ki çön ötkeme toktalgan bu olsa köp toktalmayın. Hulasılığa vakti da biz Müslüman bulu süptümüz velen Kur'an'ın ya ki sünnetli koşap İslam'ın ki akıl doğrusu ki buyrukları körsetmeni kançılık emel kıygandı. Bu cevap bir işimiz lazım. Müslümanımız. Dinimiz buyur idi, perz kıldı, terap terapten, mani düşenimizden alnına düşensin deyip her kıl ibare olan, her kıl şekilde uçşumuğa yer ekkel. Bir sürü dikkat kımız, işkin sürü dikkat kıladı ekkel. Yani o insanın aklı nurgun hücre var dedi. Biz kaç bir senin işletkendik. Biz dinimizin şunu için kançılık bir vakit çıkaralıgındık. Biz bunlar dünyadaki bir insan boğunurken, hürmetlik bir mektup boğunurken, özümüzden dünya göz karşı boyunca yaşayış için dünya göz karşı bir şekillendiriyor işte. Kançılık izlenir gündük. Bu müstemlekeden kurtulup, insani hürmetimiz ile insani hukukumuzla yaşayış için kançılık bir tetkikat, izin işlerini yak, akli tepekkürün hep bağındık.
Bu dünyada yaşar için siyaset bilimleri ve dünya bilimi düşünüştüğün kançılık ehemmiyet belgendik. Bu meselenin hemisi sual. Cevap talep kıl. Dinimiz buyurgan tepekkürünün ki tekezzas. Evet. Hem de bizle millet olu süplümüzü bile. Elip bağın bir eser mabeyinde hatta bir eserden ilgir iş kesirdisi. Akli ebgekimiz ya akli tepekkürümüz. Dinimizden buyruğa uygun kelimdi. Ve biz hazır yaşavatkan şaraitka mas kelimdi. Bu cevap kütüldü. Bunu her bir adam, mennetat her bir adam özünün kalbeden, iman eden, vicdan eden izliş lazım buna cevabını. Hakikaten naiti muhim noktadan kirdiniz. Demesi mi yani ötken saatten biz toktup öttük. Kaysi derecede taşınıp kaldık hani. Bu Kur'an-ı Kerim'de hadislerde nurgullugan bizni deyip ötkenizde her dokmuş dokmuş hudda yol işaretleri koyulgandek ve koçudu mağsa kadar uyakı mağsa mı uyakı mağsa dedik. Kur'an-ı Kerim'de okuyan insan bu insanla akıl işiltiş, tepekkür kılışı oylandırdığın ayetlerin köplügeden adam hakikaten bunu his kılış gerektiğinde. Biz bir gün kançık işiltiyatımız bu neslerinde her bir Müslüman hakikaten özünün soruşku tigişik boğan meselelerini söyleyip ötünüz. Ötken saatin biz biraz bahs kılandık. Tepekkür kılış meselesi de kançılık kendi kalıqımız ne? Kançılık bunun ehemmiyet beğenmeyat kalıqımız ne? Ama şu tepekkür kılınıp ve de periz meselesi hiç kalıqandık. Bu taşınıp kalan periz tepekkür kılışının ibaret. Bunu biraz aşkan bozakan. Bu tema ötkenkiden ki devamı şekilde değişik oldu. Çünkü ötken biz delilini asasını oturup koyduk. Bu periz taşınıp kalıqandık. Allah hakikat yetişen urungan, tepekkür kıygan, akıl işletken her bir ademine hürmetligen. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا اُلْ اَلْبَبْدُ اَقْلُ وَا اَدَمْنَا اَشْوَدِ Tepekkür kıyga ademle, aklı ve ademledi. Hoş. Bir kançılgan ayetlerde her zaman tepekkür kılıçtan muhimliğini eskertip لَاَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُمْ bir aklınlarını işletesli edin boğandıkın. Hoş. Çıraylık telaffuzda ama ait ıgırtı. Akıl boğandıkı bir oyunu nasıl edin. Hoş. Kur'an-ı Kerim karsak Kur'an-ı Kerim akıl hakkı tohtalgavatı her zaman akılını hürmetlep gepkildi. Hoş. Akılının körsetmiş boyunca şerket kılıç teşebbüs kıpkildi. Ve akılge müracaat kılıçtan muhimli kınama takildi. Eğer bir meselede insanda işkilenir, yani şerk kılıç oğan bolsa, akılını işletinledi. Hatta Allah'ın barlık meselesi de mi bu meselini oturup koydu. Hoş. Mesela bunun emmeyle düşünüşki oğan adlı bir ayette misal kalsak, yani şunu iş adli demek ayetin özü bilmiyorsa. Kur'an-ı Kerim'de اَتَعْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Sizde başkalarının yakışlılığa buyuruyduken sizlerin, doğru yol köşedirken sizler kişiler. Ama özanlığı kereken çağdı yok. Özanlığı unutup kaldıken sizler. Kudu özanlığı Müslüman emezsek, kudu özanlığa mesuliyet tatılgan ekluva bir insan emezsek özanlığı unutup kaldıken sizler. Bu mesela kitap nesilim birisiyle, Kur'an nesilim okuyusuyla bu dinini düşünürüz. Bu kanda gibi. Efela takıl. Akıl bağı mı yok musun? Yani akıl öyle gep kulağı tutamışlar. Ya ki aklını ne? Kulağı sep koyup durup devre tutamış ağlanık gerçi. Başkalarını buyuruyorsa ilgili deslapta özanlı buyuruyorsunuzlar. Neymiş ki özanlı buyurmayızlar. Bu bir misal. Hem de bu tepekkür kılıç Müslüman insanın talep kılınatkan başka perzilerin tüven orantılmayın. Perzge vaktimiz. Mesela en uluğ İslam'ın erken asası roğa namaz ne misal kalaydı, roza ne misal kalaydı, hiç ne misal kalaydı ve başkasını. Bu ibadetlerin hiçbirisi tepekkürde haliyemiz. Mesela namaz misal kalaydı, ne için namaz okuyorsanız, bilmeyemi okuyduken ben. Ya ki bu namazı ne için bu sürünü okuyorsa, ya ki davamlı okuş, perzi oğan, sürpahtayla misal kalaydı bu. Ne için her namaz okuyorsa özgürtmeyemiz. Okuyduken biz aynı da, anlatıp dokuyak aynı da, konuldum bilip dur. Bu kandak namazı olur mu? Düşenmeyi okusa, ada oluşmam gerekir ki, kubul bulan mı kubul bulan mı? Bu ayrı bir mesele. Biz bir işine ada akılımız, lakin Allah'ınki deptirdin, ötemdi, ötmemdi. Bu ayrı bir mesele. Roz tutemiz. Roz tutkan çağın, rozdan maksede adem buluş, samimi Müslüman buluş, takvalığın yitildiriş ve cemiyetki kıyıncılık ve ademlerini his kılıp onun kümül veriş.
Bu ruh bulmayı tutup kanda roz tutalımız. Hac kılıçtan maksadı siyasi birlik nasıl kılıç. Bu siyasi birlik aynı şekilde durmayı tutup kanda bu hac kılıç. Mesela misal. Başka yan nur kollakan bu doğrusu misallar bağımlısı bak. Kur'an-ı Kerim akılını, Kur'an-ı Kerim'de akılını işitiş teşebbüs kıygan ve akılını işletmegenlerine hatta akıl yok, hayvandım mı, beter de kat köp eğipligen ayetlerinin köplükeden Allah'ın akılını hüccet kıygallıkını körü bağın. Hüccet mi hüccet? Mesela buna delil sütte de peydasup alımlarımızın bir İmam Gazali'nin bir sözü var. Ne kılarsak belki yakşı ulaşım mümkün. Ya, bu doğrusu mesela bunu oturup koyan ne çılgan alımlarımız var? Mesela Şeyh Muhammed Gazali yakın alımlarımızdan, Doktor İsmail Karzabi ve başka alımlar. Burun mutfekkür Abbas Akkad, tepekkür kılıç İslami perz diken mehsus bir temeli kitap mı yazgan? Buna biz akona zamandaki peydasup Gazali'nin bir sözü misal alsak yakşı ulaşım mümkün. Gazali de akıl şeriat bulmasa öz yalgız hidayet yapamaydı. İslam dini akılge bu kainat hakkında oylansın. Bütün kainatın eşbet. Allah'ın sana belgen nimet hem de oylandı. Halbuki gaybi dünyaya yetiş ya gaybi dünya çok hep kırıcı iktidarını beğenmeyin. Akılının ki dairesi çektik o aşkı. Çoğun bir yerde gaybi meseleden düşünüşte akıl ve hiyek muhtaçdır. Akıl bulması şeriat namayan bulmaydı. Akıl cahit işlemese mesela şeriat uğuluk deyemiz. İslam dini her zaman yaraydı deyemiz. İslam dini terakki perver dindik. Dünyada mı insanla bekliyor, ahirin bekliyor işte. Aynı da işinimiz kişinimiz. İtikat kılamız, itikat kılamız. Ama bugün karsak dünyadaki en bir çare insandı biz, Müslüman. İtikadımız avu ama halimiz harap. Hoş. Ne mi şöndüse? Akıl cahit bu mu kaçka? Akli tepekkür bu mu kaçka? Dinimizden ki obrazını üzümüz mü toluk şüden mağdurumuz hem başkalağı mı ona ibadet bir mağdurumuz. Akıl asas şeriat binadır. Şeriatın düşünüşünü de akıl olası lazım. Akıl olmamız bu şeriat özden binasının mevcutunu koruyamaz. Nazır kalışı. Aklımız cahil işleyen olsa şeriatla mı koruyduk, akidimizle mi koruyduk, üzümüzle mi koruyalıydık. Akıl közü olan olsa şeriat nurdu. Köz bulmasa şeriatten ibaret bu kuyasının nurunu köygünü bulamaz, köygünü olmaydı. İmam Gazali bir yada nurun ala nur diyen ayetini akıl ölen şeriat de izahlıgan tefsir kıyan. Bir yada akıl nuru ölen şeriat nuru birbirinden ayrılamaz ayrılmaydı. Şunun üçün ikisi birisinin üstündeki, birisi yan birisinin üstündeki nur birbirinden ayrılmaydı deyip aynı da izahlıgan. Bu birinci mesela. İkinci nokta, bu tepekkür kılıç taşılıp kalan perzige vaktimiz bunu deyip deyip. İkinci nokta, akli tefekkür Müslümanın ötkür kuralı. En ötkür kural akli tefekkür. Biz iman deyemiz. Doğru iman. Lakin imanını cahili düşünüş için, imanını hareketlendiriş için ne mi lazım? Akıl lazım. Akıl bilen ilim marifet insanın bu dünyadaki vazifesini ada kılış için erişken en büyük nimetleri sanılır. Tefekkür kılış bu Müslüman için asas kuraldır. Ne mi çönse? Çünkü İslam dini akılını insanın işlerinden asaslık mesul deyip kardı. Hoş. Yani her bir insan kullunun hepsini bir makasabet rahine. İnsan özünden işlerinden mesul. Akıl cahide olsa doğru yolda mı oldu? Akıl cahide olmasa eskidir. Mesela bugün Müslümanlık bağımlısı var. İman bağımlısı var. Lakin satkullık kıldığını var. Şeytanlık kıldığını var. Akıl cahit işlem gelme başka. Hatta dinimiz mukafat olan cezanın akıl asasını belge. Yak belgeli. Yani insan doğru yolda işlese, akılın doğru yolda işlese mukafat gelişiyordu. Allah buyurgan işken bu minan bektimge, minan menfaatimge kelgen hüküm dese akılın işi doğru mukafat gelişti. Eğer akılın işletmeye hata yol kirip geçse cezalığımız cezalandı. İslam buna da sırt hayattan ki yanılıp duruyorken türlülük meselelerine el tepiş, el çarız tepiş için akıl için kenar meydanını içmedi. Gaybi dünyadan başka hayatı münasebetlik kinçlik olsan aklını işletenler. Bu sebepten İslam ölümaları
dinimizde keskin hüccetken miyken, yani düşünce cihetten, hukum cihetten keskin hüccetken miyken, meyli din kalakları işi olsun, ya dünya kalakları işi olsun, ya siyaset, felsefi kalakları işi olsun, biyat iştahat el bağımız, iştahat el bağ. Yani şeriatın körsetmeler asasında tetkikat el bağ. Üçüncü, taşınıp kalan perzizge baktığımızda, tefekkür kılıç bu müminlerin sübiti. Kur'an-ı Kerim, tefekkür kılıçta müminlerin sübiti de belgil. Mesela, ve râsihûnâ fil ilm, yekûlûnâ âmennâ bi, kullu minni rabbina, ve mâ yedzekkeru illâ ul elbâb. Ayetinin ahırda, aklıva adamla aklını şıltıdı. Bu sübet kim yanıdı olsa bütün insanlar emez, âmennâ bi diyeydiğen. Yani biz mümin diyeydiğen, biz Müslüman diyeydiğen adamla, bu kandık adamlar ul elbâb de, mümin diyen akıllık olurdu. Ama akıl işletmeyken, ya ki dörtleşken, ya ki hayattan kanuniyetin ibret almaydıgan, ya ki sebep netice kanuni rai kılmaydıgan, ya ki akıldan faydalanmaydıgan adamla, bize başkasını koyup dursa, Müslümanlık dünyasında, bu adamın kandık adamımız, bu münafıklıkla sübdü. Müslümanla sübdü demezdi. Müminlikle sübdü demezdi. Kur'an-ı Kerim bu doğrusu da, وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ Münafık akılını işletmeyle. Doğru. Milletin setiyotu işletilen münafıklar var, kerinin setiyotu işletilen var, akidin setiyotu işletilen var, vettinin setiyotu işletilen münafıklar var. O yüzden nezirce, nâd zirek, nâd kabiliyeti sanaydı. Ama hakikaten tonuş, adimilik prensiplerini bilişte, ma akıl yok. Hayatın doğru paydalanışta düşünce yok münafık dedi. Şahsi menfaatinin başka oyunluğa şu. İslam dini, yana İçtihat kılıçını kanun çıkılışının menbesinin katarında belgelge vakti de akılının kıymetinin mağarının yüksek oranına çıkıyor. İslam dinimiz içtihat kılıç, yani tefekkür kılıç, yani akli tetkikat elip veriş. Ya dininin ruhu kürsetmesi asasıdır. Akli tetkikat, akli izleniş, yani akli kanun çıkılışını ne mi de yapardı? Kanun çıkılış menbesi de bağlıdır. İslam dinindeki asaslık menbe Kur'an sünnet. İcma onun koşumcısı, onun kapkağın delilla, kıyas ahirgıca hemmese, demek bağlandı? İctihadka bağlandı. Demek kanun çıkırış kadar iktidarı küçübağım olsa, bu aklını, şeriatının ruhu ilahi veyini körsetmesi asasıdır. Mesela bunun delil, وَلَوْ رَدُّوا اِلَى الرَّسُولِ وَاِلَى اُولِ الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَا اَلِيمَهُ الَّذِنْ يَسْتَدْنِ بِتُنَا مِنْهُمْ Gerçi bu ayet başka değil mi dikeyken olsun? Eğer bu bir cemiyette bir krizis yüzbedi, kapılık yüzbedi, talaştaş yüzbedi, gepsiz avup git dedi. Muş'ta mesele çıkınca da hemmeden pelovan buluvanmay, hemmeden mübdi kaz oluvanmay, hemmeden siyasiyon buluvanmay. Bu işinden doğrusu kaysa, hatası kaysa bunu ayrışçı. Peygamberden zamanında peygamberge, peygamber bulmasa dinimizden yol yoruk bağım yok Muş'ta da. De, delil izlese. Hem de o delil bu mekası, yaktapa mekası, ulil emr. Tepekkür kılalaydıgan, iştahat kılalaydıgan, bir işten aldı kendini pekite alaydıgan, bilimlik ma ademler tayınlığan olsa, elbet bu meselenin ki hükmü çıkan budur. Bunu kim çıkarat etse, istinbat kılalaydıgan, iştahat kılalaydıgan, izdiniş elip baralaydıgan, tetbikat elip baralaydıgan, ma ademler, ma o doğru, ma o hata, ma dinimiz uygun kıl, uygun kemmeydi, bunu ayrı pergen bulat dedi. Buna asasen, tepekkür kılışına ibadet, perz deb karaydıgan Müslümanlar, her bir işler tepekkürü ile hareket kılışı. Bugünü ve kelgüs üçün bir çunkurrak oyunup koyuşu. Yani bizim bu için de yaşayıp ödeyip gidiyor şeyimiz demez. Evet. Ve icadi tepekkürleri arkalık özden mevcutluğunu koyduş lazım. Ben mevcutluğunu koyduş için mi? Tepekkür lazım. Aklımızı işletmese, bugün kadar bana söylülüp gelen halimiz görünüp durdu. Bugün kapılıkların asas menbesi, dinimizin düşenmesliği, hayatını düşenmezlik, düşmanını düşenmezlik, hatta üzümüzü düşenmezlik. Hemimiz ne verip takılıp atıyorsa, tepekkür kılmazlıkka, oylanmazlıkka verip takılıp atıyorsa. Dördüncü deliyle, bu taşlanıp kalan perzdiğe baktığımız tepekkürüne, İslam bilimsizlikle herkes maslaşmaya, çıkışamaydı. Bilimsiz olsun mu, adam muttaki oğunu olurdu, ya bilimsiz olsun bu dindar oğunu olurdu, yani sağlam dindar, muttaki dindar, hatta evliya dindar oğunu olurdu geldi, din düşenmiyor adam, İslam düşenmiyor insan. Çünkü İslam'ın her bir buyruğu, meyli buyursun, meyli tozsun, ne mi öyle merket kıldı, ne mi öyle mal? Biliş asası, namaz okudu, kanda okudu, bilimsiz okuyamaydı.
hükümde ilahi körsetin boyunca mağın dedi. Nerede mağın durdu, nerede durdu. Enek hüccet gelmeyen bozu Kur'an sünneti mağın. Eğer enek hüccet gelmeyen bozu prinsipal meselenin daire boyunca iştahat kılıp, akılını şirk berket kıldı. Çünkü bir yerde bilim bulmayı durup, evliyalık makamı yetkini bulmayı sağlam, dindar boğun. Allahu innema yakşallah. Amin ekber değil oğlum. Destap dinimizden buyurgan fe'lem dedi. Bilim bozun, ügendi. Demek, İslam bilen yaşamakçı olan adam, ya ki İslam'ı doğru bir mükemmel düşüneydi adam, tefekkür kılış lazım. Bilim merpet eriş lazım. Bilim merpet erişini perz, tefekkür kılış, perz hep karış lazım. Şundakla hayatı da mescid bilen mektabını tam bile tutup çalış lazım. Mescid ahmiyet bire mektapta ayrılıp kalsa, ya ki mektap ki ahmiyet bire mescid ayrılıp kalsa, bir yerde o sağlam dindarlık çıkmayın. Sahtepezlik çıkın. Ana adamı sahtepez, man adamı sahtepez. İşkiliyse dinine payda gelmeydi. Hadi şekillerini. Şimdi bir ustazımız vakti devamlık derslerde bir sözünü tekrarlaydı. Şu isim gibi kalayım. İza aradte dünya fe aleyke bil ilim ve iza aradte ahirete fe aleyke bil ilim ve iza aradtehuma ma'an fe aleyke bil ilim. Yani eğer sen dünyanı halisan dedi bu sözü. Eğer dünyaya erişmek istiyorsan ama ilimini lazım düşün gerek. İlim ögünü için gerek. Ahiretini halimak istiyorsan yeni ilim ögünü için gerek. Eğer her işkilisiyle erişmek istiyorsan yanılı sınav mecburiyetten ilim de şuna bir sözünü devamlı derisi tekrarlayayım. Şu isim gibi kaldı. Allah razı olsun şu ustazımızın. Hem de şu hem biz tefekkür meselesini nait güzel eşbel Allah razı olsun. Bu şimdi bizdeki akli tenarkaşınınki sebepleri nime şu derecede nesle turuşu ve karımasın bugün gündeki bu ekvalığa nimle düşüp kaldık bunu biraz açmasak. Bugün bunun bir kısmını açalayımız çünkü bu çok bir tema terep tereptin buna sebeplerin izin işte doğru kıldı. Kısmen bir mukaddim adet toktu dedi. Hem meşhede ben aldım ben yüz kuvvetim nasıl kalam da bayısın söylemem otkandı ki yani biz akıl ne işletme geldik şiltiş ki kancık sel kara otkallıkımız ne hem onlar tanışık bugün doktor Erkin Ekrem strateji programları da biz cıkkatım o kayısı bir paylaşıptın nakıl kıkallıkı hazır isim gelmedi söylemem otkandı isim geldi onun bir sözü bugün mesela hıta çünkü valla küçlük bizim için daha dünyaya hükürevatkan biri. Ama birden bir onun aldığı ütüleyen farkımız değil mi de şu sürdüğe vakti de biz fakat akıl meselesi de okşayız. Biz bir paylaşımın gibi kıldık. Dünyada kılgılı bulmayan iş yok. Ama oylayıp yitilmeyen iş var. Yani aklımızla işlesek, akıl cihetini biz yenileşmemiz mümkün. Hıhtayını onu mat kıldığın, onu acizlatırken işini biz kılalayımız, küçüğümüz, her bir cihetini o bu küçüğü olmasın da final edelim. Aklının ki kançık mühim hikayelerine devamlı teklif duruyordu hem de. Şuma bir teklif koydu, ben yiyip koymadım. Hem de şu mesleğe girsek bizdeki. Hem bu ekli tenarkaş meselesi de halkılık noktasını toktalsak, biz hele uzun zamandan beri müstemlikinin ki asartıdan ya müstemlikinin zulmeden kurtuluş için yol tapamayın. Kudu Beni İsrail okşaş, akıl ve idiyat sahrası da tınırkıp yürüvatkını uzun bulup getirmiş. Düşmenden heybis bizde manevi mağlubiyet, ruhi çekiniş, iradesizlik, ümitsizlik, korkunç payda akıp kemmekte. Bir esimden babayın bulağı utam dolduysa bu iş yak yetmişliğiniz bulağı utam. Bombası bizde düşmenimiz hıttayladın mı küçük oğa? Düşmenimizden ki en âli kurallardın mı küştük oğan perveydigarımızın imanımız bağımızın. Biz bugün köylülükte kolumuzda hiç neyiz yoktur. Kalbimizdeki imanın küçü olan müstakil bolalayımızda pis bir etalayımız. Evet. Ya ki aynı dağ iyit katkınımız. Yani buna akıl koşarsa yol tekimi açılır. Tabi alette bu akıl bulmayı durup imanımız sağlam cahit bulmayı. Bizde iman başında küçlük. Enin kendin hem de insanların okşaş akıl bu. Şimdi bu akli tınırkaş ya ki ideyevi tınırkaşın sebebi ne? Diğer sual şu. Bunun belki her kim
her xil izohat berish mumkin. Meningcha tushunchamda bu aqliy tanqidchidan biz aqida qimmat qarash va kimlik asosida hozir qadar bizning mujadilimiz yoki ko'rishimiz qancha yil bo'lgan bo'lsa, aqida qimmat qarash va kimlik asosida siyosiy ideologiyani taq shakllantiramiz. Yak oddiy talaffuzda aytmoqqa siyosiy ideyani yoki siyosiy aqidani taq shakllantiramiz. Buning sababi nima desa, buni qila oladigan odamlar kim desa, bilim odamlari va siyosiy iqtidori va odam. Afsuski bilim odamlari va siyosiy odamlarning ko'p qismi İslam az kısmından köpere ki kanda olup geldi edilse bula faaliyetlerde hareketlerde ilahi vehiy ile aklını ayırıp geldi. Cemiyetimizde mutfekkörde utup utup karıgan bazı insanlar karsak yazmalar çıkıp dur. İlahi vehiy ile vehiyine pekiden durup geldi. Ayırıp utup geldi. İlahi vehiy ile akli tefekkürünü ayırıp etti. İslam bilen siyasetini ayırıp etti. İslam bilen ilim mehrifetini ayırıp etti. İslam bilen devletini ayırıp etti. Yani bir kısım karındaşlarımız akide bilen ahlakını ayırıp etti. Yani bir kısımlarımız millet bilen devletini ayırıp etti. Devlet olmasın bu davru bizge. Biz hayat olsak. Yani bir kısımları millet bilen ümmet arasını ayırıp bu cemiyetin bilim adamları ve siyasi erbapları çıktı bölen geldikten hazır kadar siyasi ideye ya ki siyasi akideye iyi olamayı tınır kapıyor vatımız. Riyallık mı olsa bu hem de riyallık. Bu sebepten milletten kımmet karşı vekillik kılalıydı. Bu sebepten milletten kımmet karşı vekillik kılalıydı. Enik siyasi yol haritasiga hozirgacha ega bo'la oldikmiz, ega olmadik. Yana tingirib qochdik. A yuqori bo'linish bilim odamlarniki, siyosiy odamlarning bo'linish sababidan millatga vakillik qilgan yo'l haritasi bormi? Bo'lmasa balkim hozirgi ba tashkilotlarning bir narsa ummatda yo'l haritasi va u bu deb chiqishi mumkin. Lekin millatga vakillik qila olamdi, millatning qimmat qarashi asosimi yo'q. Men ishonmayman balig'i. Balkim bo'lish mumkin buning boshqa chiqarmagan, bo'lgan bo'lsa chiqaradi. Biz bugünkü de muşu hal etti mi? Kıldığan işlemiyeti ise siyasi ideya herisini tüzüp çıkış. Yani siyasi ideologiya, yani siyasi akil herisini tüzüp çıkış. Herkitimizde, yani herket nezirimizde özgürmeydiğen asaslık prinsiplarını belgeleş lazımdı. Ama bu yok. Siyasi ideologiya tüzüp çıkış ve özgermeydiğen siyasi prinsiplerini ya siyasi asasını belirleyen asası siyasi birlik hasıl kılış lazımdı. Bu bağımız işkiliyiz yok. Bunun oranı ne olabildi bugün küllükte ise milli siyasi birlik hasıl kılış ya ki hareket birliği ya ki prinsipli hasıl kılış ne olabildi ise bugün küllükte özünü milletle birden bir vekil edip teniş ya ki özünü başkalarına okuz arzu olsa da katta unvan bilen, sözlüsüm edemini ağzı batmayan katta unvan bilen, teşkilatların köplep kuruş bilen tınır kapıyor vatımız. Külle ki çıkmasın biz çıkmasın, çıksın. Millet ki payda ekildiğen boz çıksın. Teşkilat kuruşu ilgir haritan olsun senin. Milletin kımmet karışığa, bekillik kılalıydı bir haritan olsun. Kımmet karışı yok, teşkilatın kuruk kurumuz değil. Bir yıl mağdu, üç yıl mağdu, yak netçay mağdu, yok karısı. Demek vicdasının asasını puhtalap, kusa bu mağdu. Onda olmaz çoğun debdebilik unvanını adamın ağzı kapatmadı katlı unvanını koyuvas mı? Bu hazırlıklı işlerine bir yer kemik. Ne oldu bu köpeğin hissetse? Birisi yanı birisinin üstü unvan tallağı oldu da bir gün. Ben akı olsam bu dedi. Ya ki üzerine başkalarına teniş korunu vardı. Bu milletle hizmeti, dinle hizmeti, vatanla hizmeti. Minaj bir şey kapkalı ol bulunan ki akıllı. Bezellerin ki hem de semes tübü. Yani bu ten arkadaştan ki bu tanır kaçtın, kurtuluştun yolu bağ mı, ya herisi bağ mı? Desizap, ne mişkiliş lazım ise? Yanalım biz, Müslüman bolu süptümüzü bilen, unandın ilgili insan bolu süptümüzü bilen, aklımızın hareketlendirişimiz lazım.
Biz bu siyasi birlik şekillendiriş hareket nezin sağlam etme için akılını hareketlendirgenden ki yıllar kalbimizde paklaş lazım. Bizde mensep sevdası, hukuk sevdası, yanı bizine pul sevdası, yüz abroy sevdası olması lazım. Fakat lan Allah'ın rızalığı için geldiğimiz gibi mesuliyetini ada kılış, ruhu kılış. Bunu kandak yığın olduysa kalbini iman ruhu veren, iman suyu veren tazlığa vakti bu. Perverdigarımız boğan işencimizden aşırışımız. Samimi Müslüman buluşumuz. Kadıkımız Müslüman, hanımız Müslüman. Şirket, siyasi hareket kıyafatı da sebep, netice, kanunu da rahi kılışımız. Siyasi ideolojiye herisini tüzüp çıkış. Siyasi prinsipal noktalarını belgeleş. Siyasi özgürmez prinsipler asası hemkarlaşıp bir yakın ayını bulmuşsa mı? Ama çok prinsipler asası siyasi birlik hasılı kılış. Bu çınır kaçtığın kurtuluşundan ki destek yolu hesaplıyor. Hem de belki bugün çınır kaçtığında başkalığa atıp koyuşumuz mümkün. Bu köpünce vaktilerde biz sebebini başkaldan gördüğün şık adetlenip kaldık. Ama Kur'an'ın körsetimiz boyunca hapılıkla özenden tek şu diyen boyunca bu tınır kaçtığın sebebini özümüzü karıp bakın. İnsan bolu süptümüz olan, biz insan bolu süptümüz olan cisim, ruh, akıldın terkip tapkan, asal üç amıldın terkip tapkan bir mehluk. Özümüz karıp bakaydı. Tınır kaçtığın nereden kilovadı? Bizdeki heykeli kurulumumuz, bedenimizi karsak bunun asas gızası su havanı hesap kalmadan yemek içmek. Bunu da meylen ittifak. Normal ahvalda her birimiz bir kan çıkartın tamak yemeği duramayız. Ya ki ötküzüp etmeyiz. Eğer birimiz cismani cihetin ağırıp kalsa ya ki acızışıp kalsa bedenini kuşlandırır için derhal hareket götürürüz. Kımmetlik doğruluğu olsun ya ki en âli dercilik yemek içmek olup kalsın onun için ne de olsa vakit çıkar alayımız, yani pulunu mu korkmay, hizli alayımız bedenimiz için. Ama bedenin bir kısmı boğan, ahmetimiz karıp bakar. Buna da mesul yok bizde daha şükür. Tamaktan bir biz terakki, 80 kıl türümüzü tamak var. İkincisi, insanın yanı bir parçası ruh var. Bu ruhun gızası akide, ibadet, ahlak, Kur'an-ı Kerim, hemen asası, zikir, dualdın ibaret. Hem de bizden bu ruhi tarafta bir akidemiz aziz işip kalsa. Ya ki Allah bir bendeçilikini işbadlayan ibadetlerimiz sel karış ehval yüzbese. Ya ki dinimizi düşünüp düşenmeyi çok da cügen bozsak. Yüzümüz bir izlenmeyi. Ya ki ahlakımız çikiniş yüzbegen bozsa. Bedenimizi kümülü bölgendek. Bu şu yukarıki kisellerini el kılışka kümülü bölelim. Meselen akidimizde mi kaydeden canlandırış, ibadetimizde bir samimi düşünüp ada kılış, bir samimi Müslüman buluş, ideyemiz buzuk olan boz, ya komünist ideyası kırı olan, ya ki ilmanizmin ideyası kırı olan, ya ki müstebit kırı olan boz, ona bir tüzdelim. Ahlakımız buzulgan, gaybet ho, hesed ho, diyen kokşaş, bu kisel olan boz, bunu tüzük bir bel bağlayalım. Biz bu akide, ibadet, idiye, ahlak alakadar bu kisellerde biz imanımızı aşırdıgan, kalbimizi paklaydıgan, idiyemizden tüstüp ıslah kılıdıgan, ahlakımızı ruhlaydıgan, bununla bir vakit gitidigan bolsa, vakit ile el olmaydıgan bolsa, yani koşum çıkıdıgan bolsa, pul çıkaralım Huday ya tamakınınki notisi ile bedenimizin davalıgan dek, ama ruhi kisellikimiz, ruhi boşanlıkımız, ruhi acizlikimiz davalar için bununla bir pul çıkaralım. Tamak gelgen çağda, kosak gelgen çağda pulunun kendimisi yok. Mesela müşahede bireylerine misal kalıp de, kim bolsun? deniz boydaki min lirağı bir şirketim tamak yedik açın, miman kestadı istedim. Köpeğiniz yok demeyin. Mertlik öyle miman kıl. Hoş olabildi. Ama milletin menfaatine işletildiğin, ya ki bir mektep mağarıp için işletildiğin, ya ki halkın ki on seviyesini östürüş için, halkın ruhunu tirildiriş için işletilen işlere 1000 lira yardım kullanılırsa kim miydi? Demek bu millet 20 gömül böyleylik cismin yerimizi kağa 20 gelgen için bağlı da yok narsın. Yani bu hemimiz emez. Doğru. Bir kısmı. Bu şıkkıca. Ruh terpin sözlük. Hem de insanda akıl var. Bu akıl mı insanın mahiyetinin ki bir kısmıydı. Bu akılın gızası okuş,
ögünüş, tepekkür kılış, izleniş, mülahiz kılış ve başkalarının tecrübesinden faydalanıştır. Hem de bu aklımız karab baksak, bu icabi terapinin sözü demeydi. İcabi terapi bir yıl, bir eser nazı bir oturup çıkardık, nesun bandıkın. Çünkü ruh da mı sözü demeydi? Bana da mı sözü demeydi? Çünkü bu millet karakteriyle toktalı vardım. Ve 2%, 3% adamla toktalı mıydı? Aklımız karsak, biz de dinimizin doğru çözülmesi ahvalı. Ya aşkullak var, gelit akımlar var, ya ki pasıklık var. Yani pasıklıkın arıkışı var, o bir terapi emez, dini alakı. Mesuliyetsiz karaydıgan. Dinin buyruğunu köz kılmadıgan. Kopal telaffuzlu bayatkan çağda pasıklık ya aşkınlık. İşkiliyiz mi? Bağmıntısı mı? Nadallık bağmıntısı mı? Hurapat bağmıntısı mı? Akli horulluk bağmıntısı mı? Mesuliyetsizlik bağmıntısı mı? Allah'ın yıraklaşıp atkanış kündün günü bu bağmıntısı mı? Kalbin merez ve sübkesi kalbin paklaşka ehmiyet beğenmezlik mi? Müslümlik düşmanı, düşman tutanmazlık mı? Tevalla, teberra, itikadının asası edip küçük vakti yadılaydıgan, belki yadılaydıgan hemisi bil. Lakin düşman, düşman görmeydıgan, kudu da alakı. Vaktinin ötüşü ile, ağını olup kağıdık, ağını olmasın bir düşman katardın, çıkırıp etken, dek aynı bir hissiyat, akli hissiyat, akli fikir şekillendi mi? Şekillendi mi? Endi müstemlekin kubul kılıç ideyasiden kutulanmazlık var, vazgeçenmezlik. Bu en katerlik bir şey. Müstemlekinin kubulukluş ideyasının vazgeçenmezlik. Ya kurtulamaz. Yani bu müstemlekinin kutuluş diyen gibi, yani müstakil oluş diyen gibi. Hıttay'dan tamamen acırap çıkıştı. Muş ideya kilenmezlik nereden kep çıkıyorsa, ama müstemleki ideyasiden, yani müstemlekinin kubulukluş ruhiyeden psikikisten kutulamaz. Bizdik en ağır afetmiş. Eğer akid canlı kopkasa, bu zalim bilen mezlum arsız bu köreçte, ya ki hak bilen batılı bu köreçte meydan enik okuyalıydı. En eğirmiş. Yani hem sürküş olsun mu, yani tayak yiysek mi, yani bizim olsun bir yazsak deydiğim. Bu kıl adamların nispetini ben bilmiyorum. Kudayım özü bildi. Ya ki tatkik Allah özü bildi şunu. Kisel bağımız mı? Düşmenin ideyası ve kültürden kurtuluş ruhu iyi olamaz. Düşmenin ideyasını kabul eden ehvallı bağımız mı? Mesela dinimiz hücum kılış, millet hücum kılış, ya ki milletin ruhunu çürüyüş, ya ki bu millet eş nedir, kılınmadan tarihten beri bizle yaşap gelgendi. Mesela, yani kültür, yem kişmek de olsun, kim kişmek de olsun, oturaj kopaş da olup kalsın, Hıttay'ın kültürden kurtulanmasına. Bu keselli bağımı, ekimiz değil mi kesellerse? Ekli keselli. Demek muş keseller davalaşıyor, ne miş kılış lazım? Bu ekli kesel olgandıkken, deslapta bunun çağrısına, akıldan izleniş lazım. Hem bedenimiz için günde az diye vakti de üç katım tamak yeşken üzmeye kıldık kendimiz. Hem de bu yukarı bu kişilerin davulası için günde bir saat bir vakit çıkarsak, bir saat kitap okusak, bir saat bazı günü bir tepekkür kıysak, bir saat başka milletin tecrübelerinden bir paydalansak, bunu, bu işine çoğu olaylı, küçük olaylı, er ayılı olaylı, millet karakterlik elip bassak, o vakti de endim bunun çağrısını tepkin oldu. 5% adam okuydu, kalan adam okumaydı. Mesela, ya her kişi okuydu, ayal kişiden öyle lağma eğitirdi de onu numkıp koysak. Milletin yerini ayrı versek. Ya ki çoğun oldukken turmuş bakıdı, nantepürdü, ballı okus bombadı mı o de. O ballığa atıp koysak, balla biz küçük bizge oynaydık o vakit de onu çoğunluğa atıp koysak. Bu kandak mı bir yerde yukarı, ekli keserlerden ödüsün çıkını bozsun. Kitap okumayı durup, bilim almayı durup, aklını terakki kıldığını bulalım. Yok cevap. Hoş. Aklımızı bilim, merpet, arkalık yitildiğimi durup, perzentler, ata anlık, mecburiyetine adakiken olamdı. En adli soru. Yok. Ata anlığının köpüncüsü, ballarının ki, kudu özünün, koskının, hüddüsünün kanda çıkan olsa, onun mesul çıkanımız ballarına mı, koskının obdan çıkıyorlar. Kimden markalarını yapıp, markalık kimlerini yapıp ödüsü çıkıyorlar. Ama ulanın akide dünyası, ahlak dünyası, dünya göz kalır, yürüyüş yürüyüşe kâgen çağda bağlı yok nasıl? Yok. Neymiş kalsın? Atanın özü bombağın nesini bir ayağını bilemeydi. Atanın özü sapasız, özü okumaydı, özü izlenmeydi, özü kalkışıp yürüyordu. Elbette. Bir iş kılanmadık dedi. Akılını terakki kıldır ışıkı, izlenmeydi. Ya ki bir til ügenmeydi, ya ki bir kesip ügenmeydi. Bakar şu kadar yürüyordu. Kanda kılıp ballarını. Ama adısı özü o tilini de al yani. Özü ya? O tilini mi yani? Bu derecede hakikaten hem de. Ama biz bu iman kuşu ile birlikte, en kuşluk neyse bizde iman var. İman kuşu ile birlikte imanın tekazzası olan akılını birleştirip, bilimimizde aşığımızsa, aşkını birleştirip, bu vetensizlikten kurtulamayız.
Yalğız iman bilen kuşunum kıyılmet. İmanı sağlam çöğün kıyılmet. Şunun için imanı sağlam çöğün mü geldik için Akhtay düşman ayet olsa Suriye'den düşman izlep çıktık emes mi? Akılca ayet olmamız, bilim mərbet olmamız bulgan ahvala için. Siyaset maharetini ügenmeyi durup devlet kurulmayı, devletin gepaş kurulmayı. Kanda kurumuz ne bilen, kaysa aparat öyle. Ügeniş lazım siyasi maharet. Kabiliyetlik adamlı bulmayı durup bu siyasi hareketini mi aldığa? Onu mu ravajlandı onu bulmayı? Ama karsak Allah da hem Adem'e okşaş akıldan ibaret büyük nimetini verirdi. Hem bu nimet gelgen çağda biz doğru paydalanmayı kançlık dötleşip getkenlikimiz ve dötleştirilgenlikimiz bir karar bakalım. Bu belki kopal yetişim mümkün kardeşlerimiz. Ama riyallık mıyız riyallık? Bizden ne kadar dötleşkenlikimiz? Demek yol tapanma kallıkımızdan belgesi dötlük diyen gibi. Gerçi özümüz pekirleneydi, pekirlenmeydi. Tabi haletli müstemlik düşken millet, müstemlikçi tacavuzlar terapetinin her kanındak vakti dötleştirildi. Mağarifi ebga oldu, sapaz tüven oldu, amal var diplomunu sahtı bile ütküzüldü, intihamdın tırışmasını bir şey kılıdı. Riyallık bağımız mı? Mekset demezse dötleştiriş mekset. Terap terapetinin dötleştiriş mümkün. Özümüz bir dötleşti, düşman ben bir dötleşti. Bunu bir oyunla pekiş değiştik. Ruhi haltımız, kımmet kararlarımız, siyasi enimiz, devlet düşüncemiz kançılık seviyat. Kaç persende? Ha, devlet ise devlet diyen teşkilat kuradı. Çünkü köp adamdan bir tane cevabı var şu. Siyaset ise siyaset diyen siyasi yolla kımmam dedi. Sen Müslüman durup Müslüman siyasi demez mi? Aynı damış var mı dedi. Dinimizde Müslümanlık. Ne beni koyup dururlar insanlık ne? Müslüman bol değil siyasi bol. Müslüman bol değil özünün akidesini koğdaş, şeriatın zörür deyip kararılgan maksatlarını koğdaş için bu hakimiyet kuruş, devlet kuruş, mesudiyeti var mısın Müslüman? Onu koymayı durup o akidini, insanını, canını, akılını, mal mülük bize hiç de mi koğdayamaydı? Evet. Müslüman demek siyasi demek. İslam'ın ki nezirisi de köz karışır. Hem de biz imanını koğdaş, vatanını koğdaş, milletini koğdaş ve kıymet karşımız koğdayımız edikemiz. Bunun için ügünüş, okuş, tefekkür kılış, akılını işletişini imani perz deyip karayalsak. İnsani mecburiyet deyip karayalsak. Ve ahlaki mesuliyet deyip karayalsak. Enden bunun yol tapkın olur. Aşında karayalaydıgan olsa, bunun için vakit çıkarış lazım. Vakitle işe alınmaydıgan olsa, bunun için pul çıkarış lazım. Yok, ballarımızı evetip koyduk, uyutup koyduk. Sen özen ügen deslapta, özen bir eden bul. Vatanını koğdaydığa ruhke, dinanı koğdaydığa ruhke, halkını koğdaydığa ruhke, bunu imani perz deyip kara, Müslümanlık mecburiyet deyip kara, milli mesuliyet, ahlaki mecburiyet deyip kara. Bunun için vakit çıkıyor. Bir adamını teklif kıl. İngilizliğin için öğrenci muallim teklif kılsa, bu olur. Lakin bir adam bulaş için, dünyanın düşünün için, özanın mecbur adı akıl için, adam teklif kılış için, onun kıma, full kıl. Onu kılmayız. Ya o bakar kıp koyuş lazım. Tamam. Çetellik oğallık için o kıymetli gerek, onun kıp olur iş lazım sizin hakkınınki. Felsefesi boyunca. Hakikaten yani ne ettim açık. Ama değiliş gerek bu nesleğe dikkat tarttınız. Yani bu mesele hakikaten hem de bizdeki bu derecede tüzleşke gerek bu an onşiliş gerek bu an mesele tilgelen. Yani sizce muşuncu olan mesele Adir mesela ki her sahadaki insanların yetişip çıkışı mı bu mesela bir abi mesela her kıl sahadede siyaset okuvat kanla bulsun yetişivat kanla bulsun bulanın en ahirdeki neticemizde müstakillikten ibaret özümüzden hem nesimizi kogdiyalaydıgan adet kilişimiz için bir teşkillendiğen bir şekilde kılınışı gerek mi bu nesi kılınmıgan bulsun niye için kılınan mı diye ya bu mesela hatta bizim düşmanımız mı? Bugün ki bizde tecavüz kalkan şu komünist devleti şu Töttal Hıhtay'ın bir yer kilişiyle ula başvurup özünün partisi adamlarını toplayıp azal kılıp ahir bir gün dünyaya hükürelgen bir şekil geldi. Yalnız mesela Hıhtay halkı uyardı birisi, birisi siyasette okup, yani birisi iktisatta okup özü halkançı terap terap de iş kılıp andekin bir küçü hasılı kılanmadı. Şu bir teşkillikten başkuruşu ile kıldı. Bugün mesela başında tilga elinde bu nurgun isil yuğan ağzımız batmayan namla olan uyardı bir yerde
qurulmagan ishqanda bir nasi bo'lmagan abadimiz adi qan yig'lavasi bu yerda huquq talashib yuribdi qan fojiani degan to'rlarda tatishibdi bir-birisini tildishibdi mushu darajada saranglarchi menyapmiz islomiy sohadagilar ma'lum ishni qilyapmiz deyotganlarmi yana pach-pach holati ko'rinmayapti bu tashkillik bir shaklda epmanmasdiki millatni hamma o'qiyotgan o'quvchilarni o'zining qo'lida tutib turolmasligi hammasi o'qib o'zining kendin xizmat chiqqandan keyin hammasi o'zining jonini boqish uchun harakat qilishi bu buni bilan qanday bu millatni uyg'otib biz degan natijaga olib qoldi buni bilan bu holatlar yoki bo'lmasa hammasi men o'qib tursa degan o'qiydigan har xil sohada din o'qiydigan din o'qib tursa siyosat o'qiydigan siyosat o'qib tursa bir kunlarda bir Alloh osmondan bir mahdini tushirib bizning millatni to'plab beramdi yoki bu mavjud hozirgi ishning ustidagi ish egalarining qilingan ishimi yoki bu nima bu uning qamda ayrim bir tema to'xtalish lozim ekan qisqacha bo'lsin ifoda bir ish tegishlik birinchi deydiganimiz xitoyni misol qildi xitoyning birlashishi ideologiya asosida kommunizm yoki stalindan olgan kommunizm ideologiyasi asosida 25 ming yillik safar bilan mal'unlar harakat qildi albatta shuning uchun jon berdi shuning uchun qon berdi shuning uchun vaqtini ajratdi botil bularni to'plagan narsa nima desa siyosiy bir ideologiya abduqodir akam davomli aytdi bu millatga ajoyib eng muhim narsa ideologiyada hamda xitoy birlashtirgan narsa shu keyin u yerda odamlarni o'qitib bu yerda odamlarni o'qitib bugungi bosqich keldi reallikni e'tirof qilmayman endi biz qarasak bizda aqida bormiz bor lekin aqidani ruhi yo'q bo'lyapti biz agar mush aqidaniki ruhi bo'lsa yoki jonliq bo'lib qolsa ideologiya oshishyapti islomni sog'lom to'g'ri tushungan bo'lsak shu yerda bizning islomiy tushunchamiz to'g'ri bo'lmaganligi uchun yuqorida deganga o'xshash islom bilan ilm ma'rifatni islom bilan aqlni islom bilan davlatni islom bilan millatni islom bilan ummatni ayiradigan ayrimchilik ahvolga shakllanganligi uchun bu yerda millatni bir yerga jug'lab tutib turadigan bir yerga bog'lab tutib turadigan siyosiy ideya yoki siyosiy ideologiyani garchi qimmat qarshi bo'lsinmi xaritasi bo'lsinmi osh narsani o'ttirib qo'yib mamidi agar mush narsani qo'ygan bo'lsa bu tashkilot qo'ysinmi oshni bilan manish lozim millat xizmat qilaman desa dinni xizmat qilaman desa ochni manish lozim tarmoq masalasi o'ziga bu siyosiy ideologiya degan vaqtimizda yoki biz siyosiy aqida deb atagan vaqtimizda buni keyin tushuntiramiz buni diniy aql siyosiy aqida buni atagan vaqtida qandoq tashkilot qandoq darnak yoki qandoq bir hukumat davlat chiqib ketsinmi onidan ayrilmaslik lozim shuni bo'ylab shuni ro'yi bo'yicha harakat qilish lozim u vaqtida u chiqsin bu chiqsin siyosiy odamlar buqilsin ilmiy odamlar buqilsin hunarvandlar bu tashkilot qilsin dehqonlar bu tashkilot qilsin hammasi onaromkida birlashgan bo'lg'achqa siyosiy ideya yoki ideologiya birlashgan bo'lg'achqa vaqt birlik shakllandi ammo bu narsa bo'lmaganligi uchun bu harakat nazariyasi har odam o'zining qallisi bo'yicha mandaq qilib boqsa qanday bo'larkan deb tashkilotni qurilib endi nima ish qilamiz degan savolga javob izlabdi tashkilotni qurishdan ilgari buni anromkisini belgilab biz mama yo'lnishni mangimiz deb mansa bu oxirgi chuqur natija chiqadi navbat bu ish ikki yil man to'xtab qolsinmi anromka aniq bo'lib qolsa siyosiy xarita aniq bo'lsa ikkinchi bir tashkilot kelib yoki ikkinchi bir avlod kelib kelgan yerdan davomlashtir ammo bizda harakatlarning ko'pinchisida bu harakat bir mezgil berib to'xtab qolsa qaysi bir sabab bilan ikkinchi bir siyosiy harakat tashkilot qilganchada ishni noldan boshlaydigan bir falsafa bor bizda yaratmaymiz masalan yoki bu yer yoqmaydi bizga yo u o'ngchi yo shu so'lchi bu tarafi bor kasal bor yo oshqulligi bor yoki qo'pol tilib aytgancha pasiqligi bor shundaymi shunaqa emasmi undoq bo'lganda uni bilan mang'ich o'zimni bir ish qilay deb noldan boshlaymiz natijada o'zimizning kuch zaya bo'ldi millatning kuch zaya bo'ldi nurg'un pulni u yog'i zaya qildim kuchni zaya qildimiz chechilib o'tiribmiz bu siyosiy ideologiya millatga vakillik qila oladigan millatning qimmat qarshiga vakillik qila oladigan aqidasiga qimmat qarshiga kimligiga bir butun kimlikka parch kimlikka emas mush narsa shakllansa qandoq bir aqim chiqsa oshni bo'ylab mangib bir yerga bu tataladigan magnit bo'ldi bu narsa bo'lmaganligi uchun siyosiylar bu maydonda bilim odamlari bu maydonda asl bilim olish lozim ish qilish millatning kuchi
Bilim adamları birinci kuş dedik ötken de, siyasi adamı ikinci kuş dedik, iktisat adamı üçüncü kuş. Bu bölüne parçalı. Enin kendini, ona açıdan bir bölünüş var. Bilim adam, bu yan taraftaki bir bölünüş var. Biz seni din dili, biz seni ziyalıydı, kalpaktı geliyordu. Hemimiz bilim adamı değil bir hatırlı. Demek bu yerde bir nokta kemmezlik. Ay, ana ramkinin ki asası haritinin belgelenme geldi. Bu belgelenme için hemimiz özümüzce ay, en çok işgılı batkan, en kat işgılı batkan boyunca yoğun kadem bilen dağdım bakla oturup çıkıp aldık. Bu boğul köpün işlemezse ma herit o bomba çıkın abi ya ben de kendim ya akı oluş istik var bunun. Ben diyen kim tüm? Ben ağzım uçta çıp kalsam bulam. İslam tarihi kalsa Halid bin Velid'in nimi eptaşlığa baktı da ömrümle Hazreti Ömer en çok kumandanını Suriye uruç bulavat kavaktı da. Kola sizdeki bir askerini kumandan kadar. Kılca oldu kendine de gel. Baş üstü geldi. Yok ben mandak adamdım, jigim neçi uğraştın, hem benim kalbis kolu kegen, ben mandak adam, bu ben meyak çöp kalsam bulmaydım. Yok ki ben baş kıysam bulmaydım. İman ruhi mi? Evet. Samimiyet ruhi. Kalbinin paklığı ile bu iş. Köpünüzü şu, ben akıb olsam buldum, ya ki ben başkanı özüm tevakıysam buldum dediğin, mahalı kalbideki bir işle var. Yani kalbininki pak olmadan, ben Türk sporunca temiz olmadan bir işle var. Tamam. Şu an çatağa karşı. Bunu cüküştürüştün usulü, sen mi akı olma, sen mi akı olma, anı haritine Müslüman bulsan gel, Şerif Türkistanlık olsan gel, Adem bulsan gel, ahlaki mesuliyetiniz gel, tüy gidin. Tamam. Erkek olalım, kişi olalım, son olalım, küçük olalım, gelmiş. Ağaç neresini belirlesek, bu iş cayık çıkıyor. Onda olmadığını iken, hazır kadar talı yetişiş, bölünüş, o bir ahval çıkıyor. Yani bunun işine teki, dinimizi sağlam düşünmesi, merpetsizlik, yani ideyaninki sağlam bulması. Endi bu mel dinimizde olsun, siyasi hareketde olsun, başka işte olup kalsın. Bu üzgermeydiğen, savabı deydiğen bir ders var. Üzgermeydiğen mesele bilen, üzgürüp durduğun dairini fark etmemiz. Bu şu meselelerden hazırlıklı bizdeki patbarakçılar, ya bu ahvallık yapmış. Dinimiz, bir adam bugün de hadisi karsak, hadisler, deliller karsak, mesuliyet beşik çıkmıştan salayet bulmaya kalsın, katlık agahlanır olur. Sen ötlüsün çıkanmaya kalıp kalsın, kıyamet günü İsa onu verirsen. Mesela bir adam on adam mesle ol dedi. Eğer işini doğru kılmayı, cahidi planlamayı on adamın ki ölüp gitişe ya şuların ki bir kadın ve küçüğünün zayi bir sebep olsa kıyamet günü. Her bir tam çıkandın kan dökülgen olsa, küçük etken olsa her bir saat hesap verir mi ben bunu? Ma ruh bilen mansa bu iş ne? İmani ruh bilen her bir mangan kademedeki ilahi mesuliyet boğan çaldı bu iş doğru mu? Eğer bu bombaya kalıp kalsa, men ölen kalıp kalsa, ya nefsim bile kalıp kalsa bu da yer müşşimdi. Bunun ayrı bir toplu. Enin kendi bir yerde kulası, bir şey kızı gibi, dinimizde birlikte hareket kılış perzimiz perz. Ma bu alakın, bir Müslümanın ihtiyarı kişemez mi? Yok, ben mandalı mağay dediği yer yok. Bunun ki Kur'an'dan, sünnetten, bunun delili var, bu hafta ayrı bir tim ilkidi. İnşallah. Köptün köp rahmet. Demek kulası yanılı şu sapağımızı kaç derecede östürüş. Yeni de şu oyulmuş ilim. Hakikaten sözlep ötkendek bir yani bir kays bir bir ustazmış bizden bir Uygur milletinin ki bir cemaatinin içinde oturup bizden şu yemek içmek ki kançık ehmiyet bir dağallıkımızı ehmiyet bir dağallıkını görüp şu danlık bir ustaz şu ne deptiken hem de öz vaktiden. Ya ben sizlerden bu tamak nimigi kançık kömür bildiğine karıp ben hayran kaldım. Eğer Uygur milleti mu çünkü valla tamıkı kömür bildiğinde birlik, itibaklık, manevi alıkı, ilim, marifet kömür bildiğinde olsa bugünkü bu münkarızdaki çüşüp kanma sütler sizler de şuna deptik hem de. Şuna isim geldi hakikaten biz meyli prezidentlerimiz gibi olsun. Meyli özümüzle terbiyeleşe ettim olsun. Bu şu gelimizde kömür bölgenden %50% eğer de biz maneviyetimizde ayrıydıgan olsak bizim halimiz ciddi bir şekilde özgürlüğe şek yok şekilde ki bu derste bu çıktı. Andikin Halid bin Velid'in ki kıssını söyleyip ötlen hakikaten bugünkü bu şu derecede hukuk talışıyorken bugün küllerde acayip bir doğru meselesi. İnsanı hakikaten oylandırdı. Hem de şunda bir bugünkü en çok general desek buldu bir devletlerinin ki
qanchilig'an urushga kirib g'alaba qilgan bir qo'mondan o'ylab boqaydi. Umar ibn Xattob rahimahulloh radhiyallohu anhu bir ta'limot bilan bir buyruq qo'ydan kelib, o'zining qo'l ostidagi tunugunki, o'zining qo'l ostida tunugungacha askar bo'lgan bir askarni uni qo'mondan qilib, uni normal bir askarga aylantirib qo'ydi. Va kishiinki nimalarda chiqadigan bu narsa, bu nima uchun buni qilganligini. Chunki butun musulmonlar Xolid ibn Valid kirgan jangning aslo mag'lub bo'lmaydiganligini, chuqum g'alaba qildiganligini shunda fikri kelib qolib, Hazrat Umar radhiyallohu anhu g'alaba Nusratning birininki qo'mondan bo'lib o'rindiqda o'ltirganligi uchun bo'lmaydiganligini, faqat balki Allohning yordam bilan bo'lganligini musulmonlar buni bilsin. Ham sen Xolid bu yerda sen sening bo'lganliging uchun g'alabaningki bo'lganligini tushunib qolmasliging va musulmonlarning bundoq bir xato tushunchi kelib qolmasligi uchun yordamning g'alabaning faqat Allohdan kelganligini bildirish uchun men shunday qildim degan yer bor ekanimdi. O'ylab boqaydi. Bu qadar sodiqlik, ham buyruqqa bu qadar shaksiz ikkilanib qolmay turib, buyruqqa bo'ysunish musulmonlarniki. Va shuning uchun bu islomni bugungi kunga yetkazilgan bu sahobalarimiz, salaflarimiz. Mushunda bir ixlos bo'g'ashqa, mushunda bir e'tiqod bo'g'ashqa. Bugun nimini talashimiz o'tirdi bo'layotgan odamning ko'nglini ishtirgan darajadagi guruhlar bo'layotgan jangi jadalni o'ylab qaylandi. Biz qaysi kunda yashayotibmiz? Oxirgi kelib qoldik programmamizningki tanqidiy tafakkurning ahamiyati haqida to'xtalib tushdim. Oxirlashtirsak programmamiz. Endi biz islom tafakkuri, aql tafakkuri haqida to'xtalayotgan bo'lsak, buni bir qisqirib o'tish muhim deb qaldik. Tanqidiy tafakkur, ya'ni tanqid xarakterlik tafakkur. Tanqid xarakterlik tafakkur qilish deganimiz bir narsaning to'g'ri yoki xato, to'g'ri yoki xato ekanligini ta'kidlamay turib, yoki bir narsaning foydali yoki ziyonli ekanligini ta'kidlamay turib qabul qilmaslik degan. Buningdan udlam xabolab ketsak bo'lmaydi. Tanqid qilinadigan menda. Bu tanqidiy tafakkur mayli fikr bo'lsin, mayli ish-harakat bo'lsin, uning ijobiy va salbiy taraflarini ochib bo'ldi. Buning foydali tarafi mavu, ziyonli tarafi mavu deb ochib bir ish kelasin. G'aybat ayrim, kendin gap qilish ayrim, ma tanqidiy tafakkur ayrim. Biroz lekin buni qistirib qo'yamiz. Qur'oni Karim qarsak, buning asos bormiz, asos bor. Qur'onda sunnatda jiq asoslar bor, besh kim misol oldi. Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ey mu'minlar, agar sizlarga bir fosiq odam xabar aytsa, tekshiringlar, tadqiq qilinglar. Uning aytgan xabari rostmi, yolg'onmi, to'g'rimi, xatomi? Fosiq deb bir putur ayt qilib aytmanglar. Yoki fosiq bo'lsam, odam bo'lgan ekan, bizning qarindoshimiz bo'lgan, yurtimiz bo'lgan deb aytibamanglar. Xo'sh. To'g'rimi, xatomi tekshiringlar. Foydaligimi, xatomi tekshiringlar. Oldigan bo'lsanglar, olmaydigan bo'lsa tekshiringlar deb tanqidiy tafakkurning asosini sabbadim sabbat ayet. Am bu hukm Qur'oni Karim qo'yib bergan bu hukm hayotimizning butun sohalar bosqichlariga yaramdi o'tsiyaraydi. Har bir sohada bizda mush narsalar bor. Ya'ni bir narsani olmoqchi bo'lsak, to'g'rimi, xatomi? Millatimizga foydalimi, foydalimi? Masalan, bir harakat qilmoqchi, ish qilmoqchi. Men qilayotgan ish yoki biz qilayotgan ish millatimizga foydalimi, foydasizmi? Foydali bo'lsa qilaylik, foydasiz bo'lib qolsa, qiyg'im kelib ketsinmi? To'xtab turaylik. Xo'sh. Bu tanqidiy tafakkur deganimiz bu siyosiy harakatning rivojlanish hissasi qo'shildi. Millatning taraqqiy qilishiga kuch ular hozirlab berdi. Va millatning bugungidek mushunday holat kelib qolishdanmi? Kelib qolish qarta chiqish yo'li hozirlab beradi. Nima uchun desa, bizda bor hozirgi ijobiy va passiv taraflarni ayirib turdi. Masalan, bizda qanchalik kuch bor? Qanchalik aloidlik bor? Endi bizni kesal nima? Bu ikkini ayirib turdi. Siyosiy harakatga foydali, millatga foydali chiqish yo'li subtida bu muhim muhim. Chunki tanqidiy tafakkur deganimiz mayli fikrga aloqador bo'lsin yoki ish-harakatlarga aloqador bo'lsin, uningga to'g'ri baho berish yoki ilmiy baho berish iqtidori ishtirdi. Mavu foydali, mavu ziyonli. Aning kandan xato yer bo'lgan bo'lsa tuzadigan, to'g'ri maslahat beradigan bir vositasi bo'ldi. Chunki tanqidiy tafakkurdan maqsad ishlarning ijobiy salbiy taraflarini tepib chiqish. Biz bu muvaqqat ishlamiz. Ishlarning ijobiy salbiy taraflarini tepib chiqish, aningkandan qiyinchilik qo'yganmiz, qiyinchilik yiltsin, zadnadi. Xopilik qo'yganmiz, xopilikning biz kelganmasdan sharq turk sal. Xopilikning asl sababi nima? Buning chiqish yo'li nima? Buni ayirib chiqir. Buningki alohidligi ahamiyati oshadi. Qur'oni Karim qarasakmi? Qur'oni Karim
Peygamberimiz hakkında bir kança orlarda bu tenkit karakterlik usulünü kullanmamız kullanılır. Demek Kur'an-ı Kerim'den Peygamberimiz hakkında inek aşkarı kılıp kıyamet günü davamlaşılgan bir şeyden unutup kalmaydığa bakma için ayet karakterlik bu meselini bayan kıyallık. Her zaman bizde fikrimizde fikirlerimizde ve iş hareketlerimizde tenkidi, tefekkürü, ihtiyaclık hikayelige yak boşluğun muhimliğini görsün. Mesela Kur'an-ı Kerim ya eyyühen nebittekillâdır. Allah dedi. Muhammed Aleyhisselam Allah'ın korku. Peygamber. İnsanların en büyük bir insanı Allah'ın korku sende kitap kılıyor. Biz de oylayıp kalırız oksa. Nemiş kıygan bu oktu Resulümüz. Tenkit mi? Tenkit. Tüzdülüğe ya tüzetti mi? Tüzet. Bu ayet kıyamet günü kadar yok kap gitmez, yok kap gitme. Onda oğan çat, biz kim? Bizden şirketin hata oğan bolsa, bir adam ilmi tenkit kıygan bolsa, doğru baha bergen bolsa, faydalanış, biz ki faydalık. Buna asasen, şirketlerimizde ve gep sözlerimizde tenkidi tepekkür asası da tahlil kıysak, bulam dolus bulur. Lekin bir şart tenkidi tepekkür kıygan vakti de, başkalarının şahsiyeti çakılış gibi olmayı. Hemimiz insan. Hemimiz bay eğip noksan. Bizimizden açık yaman, bizimiz yavaş değil mesela. Bu ayrım. İnsanların şah tenkidi tepekkürü, insanların şahsiyeti çakılış gibi olmayı. Ama bugünkü tor dünyası da bu lağıt kaç köpüyoruz, tenkidi tepekkürümüz. Tenkidi tepekkürü deyken şirket tepekkürü bul. Ma iş doğru oldu, hata oldu. Bu işin paydası mançılak, zihni mançılak. Fikri hakkında ya şirket hakkında bul. Bunu tenkit tepekkür. Ondan demek udulan bir adamın şahsiyeti hücum kıysa buna ne demez? Bu tenkit tepekkür emez. Bu gaybet de. Hesat horluk de. Ya ki zulüm de. Ya ki ürün bitiye tacavuz kıyallık oldu. Bu tenkit tepekkürden çıkıp gidiyor. Ama bu tenkit tepekkürden karşısı taklitçilik kılış. Ve bir işini ya ki bir fikrin bir nesini kabul kılmadan, oylanmayla kabul kılıyor işte bu. Karı kulaç. Karı kulaç. Boz buladı. Ben oylanmışsam başkalı oylanıp kalıp kim buladı. Bugün kalımız mı şu? Atıbımız oylanıp kalıp kim? Doğru olan bolsa alayla doğru olan bolsa atıbımızı tuttuz. Biz yeniden ma zamanda yaşadığımız. Atıbımız aklını işiltip işletken bolsa hem bugünkü devirde olan bolsa onun başkış fikir kıldı, başkış oylandı. Bu tenkidi tepekkür kıygan ekel bir nesini kubul kılıçta olsun ya red kılıçta olsun ya kallıs kegen boyunca ya mücazik göre şıkılmayın. Manın mağı mağın yakıdığı adım üzü fikir hata olsun edip ilim etmeyin. Mücazik göre şıkılmayın. Kallıs kegen göre şıkılmayın. Belki ona bir nişan buldu. Harit oldu. Asas prinsip oldu şu iş kıl. Bir işini ya bir nes kubul kılamayın red kılamayın olsun izini bakıp tekrar bakıp paydalık ziyallık tarafını icabi selbini ayırıp enin kendinden hüküm çıkardı. Bu bizler. Hem de bu tenkidi tepekkürden yanı bir alaydı ki bu aşkullıktı mı kokduyalıydı ve katmallık fikirdi mi kokduyalıydı. Mesela özümüz karar bakaydı. Şerif Türkistanlıklar bir esir nazı müstemlikide yaşaydı. Kapılık için yaşaydı. Düşmanımız, bizim besevagan düşman. Başka düşman bu düşman mümkün. Lekin birinci derecelik düşman. Muş düşmenge takabül turuş. Üçün özümüzden ki yurtada kapkalışımız ya ki muş düşmengilem merkezleştiriş mühim mu? Ya ki Suriye'de bir yer verip üyedik Müslümanlığa. Uğam sakt bezler mi? Normal değil mi? Mesela Müslümanlığa yardım veriş mühim mu? İkisinden kaysa özel. Bizden geldiğimiz küçükken imani pers, dini buyruk, kan buyruydu o de oylanan bolsa. Yani bu işin payı zihninin oylanan ağlığa kalı oğan bolsa. Aşkullah kirmeydi millet. Bugün gerek zulüm kirti de ki bugün kere yakır zulüm kirmeydi. Enin kendini katmallıktan imaya kıl dediğimiz hemen muştak dadaptın ağını kanttım. Palağın kitabı muştak oku kanttım de bu millet kızı yallak olsun mu? Herket kızı yallak olsun mu? Ya ki İslam'ın şan şerpi yaraşmaydıgan bu olsun mu? Katmallık turbalığı açtın. İctihat kıl, terakki kıl deyip uyanıkı çıkırdı. Çünkü o işin icabi selipliği terpini eşbirin. Şundakla bu tenkidi tefekkür milletin ki kimlikiye hücum kılıdıgan fikirler var. Mesela bugün cıkula oldun. Bu ya kimlik, işkin ısın terapi tutan. Milli kimlik, dini kimlik. İşkisini birbirisinden ayırıp karış bulmaydı. Ayırıp karıgan dikirlen, hiç kan davranış millet gibi kılınmaydı. İşkisi tamamen açıdan. Çünkü kimlikimiz
Mana mush ichkina asos ichkina asosini tarkibida bo'ladi. Kimlikning omili bo'lish bu vaqtda pat atlar to'xtalamiz. Chunki tanqidiy tafakkur mayli sharkat bo'lsin, mayli fikr bo'lsin, takshurish nazari bilan qaraydigan. A lopaynakni tutib, mening foydali tarafim bu, nochar tarafim bu deb takshuraydigan aql qobiliyatga ega qildi. Olaylik. Endi holbuki ba'zi kishilar tanqid tafakkurini qabul qilmaydi. Balki butun rad qiladi. Ilgir ko'nib qolgan usuli bo'lsa, ishlarga to'lib qolsa, uningdan hargiz o'yilg'iz kelmaydi. Yo'q, men mush bo'yicha mang'inman. Mavu foydasiz, uningdan foydaliroq mavu deb ilmiy o'tirib qo'yib qolsam qabul qilmaydigan ahvollar ko'p bo'lsa, ko'p. Biroq kishi ularni g'aflat uyqusini uyg'otib qo'yishni xohlamaydi. Yo'q, men mush bo'yicha mang'sam yaxshi mang'at edi. Xo'sh. 5 yil o'qitdim bebalni adam bo'lmadi. Millatga foyda qilmadi, tabs tavrimas hal turibdi. Undan usullarni o'zgartdi. Garchi qura yodlaydigan bo'lsinmi, din o'rgandigan bo'lsin, falsafa o'rgandigan, injener bo'lgan bo'lsin, o'zgartdi usullarni. Juda yaxshi emasmi? Chunki ular o'zining qarashlari bilan xursand, o'zining qilgan ishini eng yaxshi ulug' ish deb qaraydi. Ma odamlarda jamiyatda bir o'yg'onish, bir taqqiyat asl qilinmaydi. Chunki bu yerda bu qatballiqni yug'ishtirish, tugitish lozim. Ammo yana bu tanqid tafakkurni ochib, yana bir turi bor. O'zini tanqid qilish degan. Bu mu anında qalışmaydigan muhim. Tanqidi tafakkur o'zidan boshlangan vaqtida har bir odamningki bu eng to'g'ri yo'ldagi eng dastlab qadam hisoblanadi. Eng muhim taraf mushtari hisoblanadi. Ba'zi bir kishilar borki jamiyatda boshqalarni tanqid qilishga qattiq moyil usta, amroq. Lekin o'zi kelgan vaqtida tanqid qilishni xohlamaydi. Lekin ishdan bosh tanqid tafakkurda o'zimizdan boshlash. O'zimizniki ijobiy salbiy tarafini kashf qilish. Anan kentin bu tarozini mezonni boshqalar qo'yishi. Shunga qaysi bir millat o'rnidan dast tumoqchi bo'lib qalsa, tanqidiy tafakkur muhtojmiz muhtoj. Bo'lmasa mening qiyg'a ishim 100% to'g'ri deb ketaverib qo'yasiz. Ba'zan to'xtab turma, yo siz yana keladi, men foydaliq deydigan tanqidiy tafakkur. Ham tanqidiy tafakkur cho'qim bu ilmiy bo'lish lozim. Axloq bilan bo'lish lozim. Siyliq usulda bo'lish lozim. Uning qaysi o'zigich. Bu vaqtda keyinchiga to'xtalamiz. Chunki tanqid tafakkur muhim dedik. Chunki tanqid tafakkur jamiyatning har soni to'xtab qolgan suvos harakatlantirdi. Ma'ish foydalik, ma'ish yana. Tafakkur qilishni oziz bixtilib qolgan aqllar bo'lgan bo'lsa, endi uyg'onadigan zamon keldi, harakat qildigan zamon keldi, tafakkur zamon keldi, uni uyg'otadi. Demak, xulosalarga vaqtida biz ideya ko'z qarashlarimizda va siyosiy hayotimizda ilmiy shaklda bo'lgan yoki ilmiy tusagan tanqidiy tafakkurdan foydalanish muhtoj bo'lsin muhtoj. Ham qabul qilish muhtoj bo'lsin muhtoj. Bu temani bir muqaddam so'z. Alloh razı olsun. Inshaalloh ayrim taqimlik tafsilda to'xtalamiz. Bugungi bu temadan 5-da so'zlab o'tilgan inja'akum ya ayyuhallazina amanu inja'akum fasiqun binaba'in. Bu shu bir fasiq kelsa dedi qamdi. Buni normalda agar bir taqvodor, sodiq bir kishi bir xabarni olib kelsa uni hech qanday surishtirib qilmay qabul qilishdan gap chiqmadi yoki bu yerdagi fasiq ba'zi bir lug'atchilarning deganidek har qanday bir sirtdan bir xabar kelgan bo'lsa kim keltirishidan qat'iy nazar tekshirish kerak deganini ko'rsatdi. Ishonchli odam bo'lsa xabar ketmaydi. Masalan, sizlar bugun dars qilmaymiz boshqa ishim bor deb ishqanda o'tir. Men bu yerga sizlar rost bormi yo'qmi deb sizlar ishonch deb qaraganda kammaymi? Oldin tekshirib o'tdimmi? Mayadiksa o'lchamsiz, sapasiz, yolg'onchi, soxtapaz, qo'ymichi, yoki bo'lmagan bo'lsa Allohning amri bo'yicha yashamaydigan, oyinda odam bo'lsa oldiga to'xtamaydigan, bu odamning xabari bir zot rasmmi, yolg'onmi, foydaligimiz yo'q tekshirib bo'lmasa nurg'on xabolatas. Masalan, bizga o'g'irlik qildi deb xabar keldi. Yoki palon ayol yo'ldan chiqibdi deb xabar keldi. Bu tekshirmaydim. Oyishxon yo'ldan chiqibdi deb shu bo'yicha ish qilsa boshqalar zulm qilishga antusibi qovman bi jahali. Biz o'zimiz xato yo'l kirib qolamiz. Chataq yo'l kirib zulm qilib qolamiz. Shuning bu yerda sharkat bo'lsa yoki fikr bo'lib qolsin, buni bir tekshiraylik. To'g'ri xato tarafini ayiraylik demoqchi. Xo'sh. Ko'p rahmat, inshaalloh qolgan tafsilni to'xtalamiz. Bugungi bu tanqidiy tafakkur masalasida bugungi biz yashayotgan davlatdagi va nurg'un davlatlardagi demokratik atlayotgan muxolifatchi partiyalarningki hukumat sizniki partiyalarnimi nurg'un qilayotgan ishini kontrol qilib turishimi bir sizga tushib qoldi ekan yani bugungi qolgan sil degandek tafsilda to'xtalamiz.
Qadirli ko'rmanlarimiz, shuna qilib programımızdan bugünkü 21-ci sanını axırğa keldik. Yana bir sanda inşallah bugün bu məzmun nəhayəti güzel iç berildi, xuddi burunqıda oxşayır deb qarayman. Rabbim inşallah bu fikir, bu güzel düşüncələrə görə bir hayatımızı özgürüş, hasıl qılış nimetini ata qılışını Rabbimdən tövəcək bilən diləyimiz. Yeni bir qatımlıq söhbətdə Rabbim ömür bəsə köyləşikcə əsləni Cənab-ı Allah tapışırmız. Assalamu aleykum və rahmetullahi teala və barakatuhu.